Evet, 22 Temmuz 2021 ve yine Adana Ceyhan'dayız. Bir soya fasulyesi tarlasındayız. Efendim kendinizi tanıtır mısınız? Adım Mustafa Yılmaz Savrun. Ceyhan Elma Gölü Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşıyorum. Ne kadarlık tarımla uğraşıyorsun ben? Yaklaşık 2500 dönüm araziye ekiyorum kendi adıma. Allah daha çok versin. Bir 400 dönümü bu sene ikinci ürün soy olarak ektim. Kalan yerlerimde mısır. Öyle Evet. kullanıyoruz. Bu bulunduğumuz arazide de buğdaydı. Yerine de ikinci ürün mısırlara Ne zaman döndük. ektik buraya efendim soya fasulyesini? 8 Haziran'da ektik. Cins nedir efendim? Progen Lider'in bir çeşitidir. Evet efendim. Burada rekor gübre yaprak gübresini takriben 10 gün önce uyguladınız. Aynen. Efendim rekor gübre yaprak gübresi, siz tabii bu işi yıllardır Evet. yapıyorsunuz. Ne o sonuç yaratıyor? Ne sonuç yaratıyor? Ne gibi sonuç yaratıyor? Evet. Çiçekte döllenme oranı daha fazlalaşıyor. Bu Evet. yüzden döl tutma oranında verim de daha haliyle daha da artacağına inanıyorum. Bitkinin genel gelişimi konusunda Genel gelişimi manzara görüntü olarak bir belli kamera şöyle zaten. alsın. Önce Az bakın. çok görünüyor Kamera yavaş zaten. yavaş şöyle bir gelsin kamera böyle. Şu görüntüye bakalım be. Burası kaç dekar bu arada? 90 dekar burası. 90 dekar. Evet. Parça parça kaç dekara kullandık? Parça parça 200 dekara kullandım. Geri kalan 200 dekara kullanacak mısınız? Kullanacağım. Ya şu an Kullanacağım. sonucu görüyorsunuz Aynen, herhalde. aynen. Evet. Manzarayla Evet. bu görüntüyle kullanmam gerektiğine inandım yani. Bu arada ikinci ekim olduğu için başka bir gübre kullanmamışsınız Hayır tabanda. hayır hiç. Taban gübresi, üre gübresi hiçbir üzerine hiçbir Anladım. Yani gübre o kullanmadım. ikinci ekim olduğu için diyorsunuz, yapmadım Aynen. diyorsunuz. Ha. Aynen. Kullanmalı mısınız? Kullanabilirsiniz. Biz Tabii zaten ki de. diyoruz ki besleme eksiği olmasın. Bizim ürünlerimiz bitki besleme ürünleri değildir daha çok. Evet. Daha çok bitkiyi düzenleyici, çalıştırıcı, toprağı düzenleyici, yaprağı düzenleyici ürünlerdir. O yüzden hani yine gerekiyorsa diğer gübreleri vereceğiz. Bunu imal etmeyeyim hâlâ. Evet. O yüzden bir yakın gösterelim şöyle. Ne değişti? Attıktan sonra bitkinin yaprağında, gelişiminde bir gösterir misiniz lütfen? Tabii Bir ki de. sökelim, gösterelim şöyle. Ha. Kamera şöyle düzgünce eğilerek de şöyle bir açıyı göstersin şöyle. Çiçekleri görüyorsunuz. Gösterelim çiçekleri efendim. Bariz çiçekler burada. Evet. Bu çiçeklerin her birisi bakla demek. Bakla da verim demek. Evet. Yani manzara ortada. Evet. Çiçekleri falan çok iyi, çok Yaprak güzel. temizliği sağlar rengi. Kesinlikle. Kesinlikle harika. Şöyle Cam gibi. gösterelim. Işık oradan geldiği için şöyle. Evet şöyle. Sanırım atılmadan önce yapraklarda hasarlar varmış. Evet. Bakın bunlar Kurtlar eskiyenler. vardı, evet. Yani bitki biraz hırpalanmış diyorsunuz daha. Aynen, kesinlikle. Yeni çıkanlar tertemiz. Şu Aynen. anda ister istemez bitki çalışıyor halde. Peki sizi şaşırtan tarafı oldu mu rekor gübre yaprak gübresinin? Yani tavsiye ediyor musunuz yani? Bir sürü burada binlerce dönüm, yüz binlerce dönüm neredeyse aileniz 40-50 bine yakın değil mi? Toplu Evet. burada akrabalarınız var yani. Ya ben kesinlikle tavsiye ederim. Niye tavsiye ederim? Ben gördüm, bizzat kullandım, farkına vardım. Evet. Diğer kullanmadığım bir 150 dekar daha yerim var. Orayı da kullanacağım yani Peki bu manzarayı gördükten şöyle sonra. efendim İbrahim Bey değil mi? Mustafa. Ha, özür dilerim Mustafa Bey. Şöyle ki bunun dışında mesela diğer mısır falan ikinci ekim var mı şu anda? Hayır, ikinci ekim olarak sadece soya ektim Eğer ben. şu an Soya 8-10 yaprak fasulyesi. seviyesinde kaldıysa verebileceğiniz mısır ikinci Evet. mısırları da verebilirsiniz hâlâ. Şu an verebileceğiniz zaten pamuk var. Pamuk var. Pamuğunuz var mı? Yok, pamuğum yok. Ben birinci ürün mısırla Evet. buğday soyaydı. Pamuk da taraklama başlangıcından sonra her 25 günde bir iki ya da üç uygulama tavsiye ediyoruz hâlâ. Evet. Dolayısıyla da pamukta da zaten sonuçlarımızı izleyeceksiniz. Çektik bu Ceyhan bölgesinde. Onları Evet. da izlersiniz hâlâ. Gelelim mi biraz Evet. daha böyle? Efendim bu konu hakkında biraz bilgi verelim. Yani bunun hasatı ne zaman? Bunun Haziran'ın işte 15'i gibi değil mi diktiniz, ektiniz? Haziran 8 gibi ektim. Eylül sonu gibi hasat olur bunun. Ekim'in ilk Ne çıkıyor? haftası Genelde gibi. bölgenizdeki bunun verimi nedir? Geçen sene de ben aynı tohumu çeşidi kullandım. Geçen sene Evet. de ikinci üründen 530 kilo verim aldım. Bakla olarak. Evet, baklı olarak. Evet. Bu sene de rekor gübreyi de denedim. Daha inşallah daha fazla bir verim bekliyorum Şu an yani. görüntü nedir? Görüntü olarak zaten Dalgasız kendisini hiçbir belli dalga. ediyor. Evet. Yani geçen seneyi aratmayacak, hatta üstüne çıkacak Bir verim. kök sökelim şuradan efendim. Evet. Şimdi biraz bilgi verelim. Yani bunun hasatı dikimi yani kaç kilo tohum kullandınız? Dönümüne Evet. 12 kilo tohum kullandım ben bu tarlada. Evet. Taban gübresi atmadım. Sadece bakteri kullandım. Anladım. Ondan sonra pek bir şey yapmadık. Sökelim. Sulama yaptık. İki kere de sulama yaptık. Sökelim böyle. Çiçeklenmeleri de görüyorsunuz böyle. Evet. Ha. Çeklemedeki farklar belli zaten kendini Evet. gösteriyor. Dikim sıklığı arası mesafesi. 12 kilogram dönüme. Evet. Evet, Yani. 12 kilo. Yok şey sıra arası. Sıra arası 70 santim. Evet, çok güzel. Sıra arası Durum 70 böyle. santim. Benim sorularım bunlar. Evet. Zaten dedim hala ikinci uygulayabilirsiniz. Tavsiye Evet. ediyorum. Biraz daha zaman geçtikten sonra 10 gün olmuş. Bir 10-15-20 gün sonra kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Evet. İçine girmekten korkmayın. Yatardan korkmayın. Geri kaldırır zaten. Yok, kendi zaten yüksek traktörümüz var. Harikasınız. Yatırmayız Mükemmel. yani Allah'ın Ha, çok izniyle. çok çok başarılı. Çok güzel. Şu Gerekli çiçekleri uygulamayı görüyorsunuz değil mi? yaparız. Çiçek dökümü Aynen çok aynen. güzel.
Peki aşağıdan şuradan başlıyor mu döküm? Bak şuradan, sıfırdan. Kesinlikle dipten. Kamera gelsin son şöyle bir. Son ucuna kadar. Evet. Son boğumuna kadar. Evet. Burada da var. Peki zaten dostlarınız beğeniyor mu görenler? Ya yani bunu beğenmeyen. İsim verelim. Mustafa benim ismim. Hayır, siz değil. Beğenen arkadaşlarınızdan, görenlerden. Ben amcamın çocukları var. Onlar da geziyor, görüyorlar. Selamlar buradan. Ziraatçı halamın oğlu var. Tansel Gül. O da geliyor. Selamlar, o da takip ediyor zaten. Evet, ediyorlar diyorsunuz. Bitkiyi takip ediyor. Evet. O da gerekli şeyleri veriyor yani. Buradan dediğim gibi gereken besin elementlerini verecekler. Yine evet, gerekiyorsa rekor gübre yaprak gübresinde ikincisini de uygulamanızı tavsiye ediyorum. Evet. Yani bitkiyi de besinsiz bırakmayalım. Sulamasını zaten yapıyorsunuz. Sulanan aynen bir yer. Ha. Aynen. Şöyle biraz daha yürüyelim ve kapatalım. Hava da çok güzel bugün. Biraz esiyor hafiften. Evet, serin bugün de hava. Şansımız var. Evet. Mustafa Beyciğim ağzına sağlık. Teşekkür Allah ederim. Bereket versin. Teşekkür ederim. Tabii ki yılımız zor bir yıl. Bakalım daha önümüzdeki durumlarda ne olacak, neler olacak. Evet. Ama işi bilen birisi bir şekilde maçı götürüyor sonuna kadar. Evet, evet, evet. Durum böyle. Allah bereket versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Halen malum bayramın içindeyiz. Dolayısıyla hem sizin, ailenizin, Ceyhanların ve tüm milletimizin bayramı kutlu olsun efendim. Teşekkür ederim. Kurban Bayramı. Saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.